Merhaba arkadaşlar. Şimdi permütasyonun dördüncü dersini işleyeceğiz. Bu derste permütasyonla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. 7.044.555 sayısının rakamlarının yer değiştirilmesiyle 7 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bir ilk önce soruyu anlamaya çalışalım. İlk olarak bizden çift sayı istiyor. Daha sonra bakıyorum rakamlardan bazıları aynı olduğu için bir de burada ne devreye girecek? Tekrarlı permütasyon değil mi? Tekrarlı permütasyon devreye girecek. Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda soruyu bölerek yapmanız sizin için avantajlı olacaktır. Nasıl bölerek yapacağız? Şimdi düşünelim bakın. Sayıya çift istiyorsam ne olması gerekiyor? Sayıyı oluşturduktan sonra son rakamına bakacağım. Son rakamının çift olması gerekiyor. Şimdi son rakamı çift olunca benim oluşturabileceğim olasılıklar ne oluyor? Ya 0 ya da 4 olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Son rakamı bir 0 yapın çözün. Daha sonra son rakamı 4 yapın çözün. Bulduğunuz sonuçları topladığınızda ulaşmanız gereken sayıya ulaşacaksınızdır arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz bakın. Son rakam 0 olsun diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı bir sayı oluşacak doğru mu? Son rakam 0 olursa arkadaşlar bir farklı durum vardır değil mi? Yani 0'ı buraya çaktım artık. Şunu şöyle bir ayırayım. 0 nerede? En son basamakta. Geriye kalanlar arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. O zaman burada 6 faktöriyel şeklinde bir sıralanma oluşturabilir bunlar. Fakat neye dikkat ediyorum bir de? Ne demiştim? Bakın bunların bazıları aynı. O zaman tekrarlı permütasyona da dikkat etmem gerekiyor. O zaman ne diyeceğim? Bölü. Ne diyorum arkadaşlar? 1, 2, 3 tane 5 olduğu için 3 faktöriyel çarpı 2 tane 4 olduğu için 2 faktöriyel. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın 6 faktöriyel açalım 3 faktöriyele kadar. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde açabilirdim 6 faktöriyeli. Bölü 3 faktöriyel. 2 faktöriyelde ne yapacaktır arkadaşlar? 2 çarpı 1'den 2 yapacaktır. Bakın şunlar gitti. Ne yapalım? 2'ye bölelim 1. 4'ü 2'ye bölelim 2. 5 ile 2'yi çarptık 10. 6 ile çarparsak 60 yapacaktır. Demek ki şu koşullarda son rakama 0 yazarsam 60 farklı sayı yazıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın ne demiştim bir de? Çift olabilmesi için son rakamın 4 olması gerektiğini söylemiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak çizdik yine. Son rakama ne dedim arkadaşlar şimdi? 4 dedim değil mi? Bakın şuraya bir tekrar sayıları alayım. 7, 0, 4, 4, 5, 5, 5. Tamam arkadaşlar şurası için inceliyorum. 4'ü son rakama attım. Tamam mı? Bir tane farklı durum var dedim. Bir tanesini buraya çaktım yani. Bak buraya çaktım. Bir tane 4'ü buraya yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar geriye ne kaldı bende bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam var. Birinci basamağa başlıyorum arkadaşlar. Yani şuradaki basamağa ne yazabilirim diyorum. 0 yazamayacağıma göre 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamdan birisini yazabilirim diyorum. 5 çarpı. Bu sayının rakamları yer değiştirileceği için kullanılan bir daha kullanılamayacak. Bir tanesini silelim arkadaşlar. Şunu attık. Şimdi artık 0 kullanılabilir hale geldi. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekrar buraya yazabilirim. Bir tanesini de attım. 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 1 şeklinde devam edecek değil mi arkadaşlar şimdi? Burada da tekrarlı permütasyon söz konusu. Ne diyoruz? Bölü. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya çok dikkat edin. Burada 1, 2, 3 tane 5 var. O zaman bölü 3 faktöriyel çarpı diyor muyum demiyor muyum bir bakıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 tane 4 var diyoruz değil mi? Hayır. Bakın 2 tane 4 yok. Ben o 4'ün birini zaten buraya yerleştirdim çift sayı elde etmek için. Bir tane 4 var tamam mı arkadaşlar? Bir tane 4 tekrarlı permütasyon oluşturmayacağına göre onu artık buraya çarpı 2 faktöriyel şeklinde yazmayacağım. Hemen işlemleri yapalım. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğu için şuralar sadeleşecek. 5 çarpı 5 25 4 ile çarparsak ne yapacak arkadaşlar? 100. Demek ki şu koşullara uygun olarak da 100 tane farklı sayı yazıyorum arkadaşlar çift. Şimdi baktık 60 tane burada yazmıştım. 100 tane de burada yazdım. Demek ki toplamda diyorum 160 tane farklı çift sayı yazabileceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bundan sonra bu şekilde bakın. Birden fazla koşul varsa kafanızı karıştırıyorsa ayırın arkadaşlar uygun olacak koşulları. Birinci koşuldan bulduğunuz sonuçta ikinci koşuldan veya üçüncü koşuldan bulduğunuz sonuçların hepsini topladığınızda ulaşmanız gereken sayıya ulaşırsınız. Evet, bir sonraki soruya geçelim. 5 katlı bir binanın her bir katı 3 farklı renkten biriyle boyanacaktır. Art arda 2 kat aynı renk boyanmamak şartıyla bina kaç farklı şekilde boyanabilir? Düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir 5 katlı bina çizelim.
Tamam mı? 5 katlı bir bina oldu. Şimdi 3 farklı renk var. Şunları koyalım. 3 farklı renk var elimizde. Ne diyor bana? Birinci yani art arda olan 2 bina yani 2 kat aynı olmasın diyor. O zaman en alttan başlasam arkadaşlar. Hiçbir koşul olmadığına göre en alt için ne yapabilirim? 3 farklı rengin 3'üyle de en alt katı ne yapabilirim? Boyayabilirim. Doğru mu? Şimdi bakın ben burayı hangisiyle boyamış olursam olayım. Bir üste çıktığımda onu tekrar kullanamam arkadaşlar. O zaman ne yapar? Art arda gelen katlar aynı olmuş olur. O zaman bir üst kat 2 farklı renk boyanacaktır. Tamam mı? Şimdi burasıyla burası aynı olmayacak. 3 renk alternatifim vardı. Birisini burada kullandığım için burası için de 2 farklı boya kullanabilirim artık. Aynı mantık gereği arkadaşlar. Burası için de 2 farklı boya. Burası için de 2 farklı boya kullanabilirim. Ne yapar bu işlemin sonucu? 3 ile 2'yi çarp 6. Şunlar 6. 2 ile 6'yı çarp 12. 2 ile 12'yi çarp 24. 2 ile 24 çarp 48. Demek ki ben bu binayı 48 farklı şekilde boyayabiliyorum. Evet geçtik bir sonraki soruya. A kümesinin elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kümesinin elemanları kullanılarak 400'den büyük rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir? Şimdi bakalım arkadaşlar koşullara. 400'den büyük birinci koşul. Rakamları farklı olacak. İkinci koşul ve tek olacak. Şimdi hemen göz korkutuyormuş gibi gözüküyor. Hiç de öyle değil arkadaşlar. Bir düşünelim. Bakın. Şöyle 3 basamaklı sayı yazıyoruz. Doğru mu? Şimdi 400'den büyük olabilmesi için ne olması gerekiyor? Yüzler basamağının 4, 5, 6'dan birisi olması gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın çünkü 3 yazsam 300'lü bir sayı oluşacak. 2 yazsam 200'lü bir sayı oluşacak. 1 yazsam 100'lü bir sayı oluşacağı için 400'den her zaman küçük olacaktır bunlar. O zaman ne dedik? 400'den büyük şartını sağlayacak rakamlar bunlar. 4, 5, 6 yazabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Bak burayı hallettim. Şimdi rakamları farklı. Onu zaten biraz sonra yazarken yazacağım. Şimdi teke geldim. Diyorum ki bu sayıların tek olabilmesi için son rakamının 1, 3 veya 5 olması lazım. 1, 3 veya 5 olması lazım. Şimdi arkadaşlar işin sırrı burada işte. 5 rakamını yüzler basamağı da ilgilendirdi. Birler basamağı da ilgilendirdi. Gördük mü? Bakın her ikisinde de 5 rakamı yazılabilir konumda. Bu durumlarda arkadaşlar bir rakam birden fazla basamağı ilgilendiriyor ise o rakamı ayrı çözeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl ayrı çözeceğiz? Bakın. Diyoruz ki yüzler basamağı 5 olsun. Tamam bak burasını 5 yapıyorum. Burası 5 olursa bir farklı durum söz konusudur burada. Tamam mı arkadaşlar burası? Şimdi şu kümenin elemanlarını bir daha şuraya alayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mıdır burası? Yüzler basamağını 5 seçtiğime göre 5'te işim kalmadı. Şimdi koşulum ne? Teki oluşturayım. Bakıyorum kalan bu kümeden tek oluşturabilmek için 1 veya 3'ü buraya yazmam gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? O zaman iki farklı durumda burada söz konusu. Rakamları farklı dediği için bir tanesinin üstünü çizdim. Geriye kaldı 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamım. O zaman buraya da ne yazıyorum o zaman? 5 yazıyorum. Buraya istediğim rakamı ne yapabilirim artık? Şu 5 rakam içerisinden getirebilirim. 1 çarp 5, 5. 2 ile çarp 10. Demek ki arkadaşlar şu 3 yani koşulu sağlayan birler, yüzler basamağı 5 olan 10 tane farklı sayı yazabiliyorum. Tamam mı? Bakın bunu hallettik. Ne kaldı o zaman? Yüzler basamağı 4 veya 6 olan kaldı. Şimdi oradayız. 1, 2, 3 çizdik. Sayı kümesini bir daha yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne dedim arkadaşlar? Şurasının 2 veya pardon özür dilerim. 4 veya 6 olmasını inceliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 4 veya 6 olmasını inceliyorsak buraya 2 farklı rakam gelir. Rakamları farklı dediği için birini çizdim. Şimdi ne yapayım? Teki oluşturayım. İlk önce teki oluşturacağım. Bakıyorum teki oluşturabilmek için son rakam 1 olabilir, 3 olabilir veya 5 olabilir. O zaman 3 farklı durum var. Tamam mı arkadaşlar? Bir tanesini daha çizeyim. Çünkü rakamları farklı dedi. Geriye kaldı 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamım. O zaman buraya 5 farklı rakam yazabilirim. 2 çarpı 5 10, 3 ile çarparsam 30. Demek ki bu koşula da uygun 30 tane farklı sayı yazabiliyorum. 10 artı 30 demek ki diyorum ki bu koşulları sağlayan 40 farklı sayı yazarım diyorum arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Aralarında Kerem ve Tufan'ın da bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacaktır. Güzel.
Kerem ile Tufan'ın arasında bir kişi olduğu kaç farklı sıralama yapılabilir? Şimdi arkadaşlar çok harika bir soru. Kerem ve Tufan'ın arasına ne diyor? Bir kişi yerleştireceğiz. Şimdi hemen düşünelim. Bak 6 kişi ya bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi Kerem en başta olsun. Tufan da burada olsun. Araya bir kişi yerleştireceğim. Bu şekilde bıraktım. Doğru mu arkadaşlar? Peki devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kerem ve Tufan'ın başka yerleşim şekli olabilir mi? Olur. Bunlar birer kayar. Kerem buraya gelir. Tufan buraya gelir. Doğru mu arkadaşlar? Başka var mı? Evet var. Ne olabilir? Birer daha kayarlar. Kerem buraya gelir. Tufan buraya gelir. Başka bir tane daha kaldı bakın. Kerem buraya gelecek. Tufan buraya gelecek. Şimdi burası tamam mı arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz bakın? Bir bakacağız. Şimdi birinci koşulu inceliyorum. Bak şuradayım, tamam mı? Üste şuradayım. Şimdi birinci sırada Kerem. Onun bir yanı boş. Onun bir yanında Tufan var. Tamam mı arkadaşlar? Geriye kaldı 4 tane arkadaşı bunların. Çünkü bunlar toplam 6 kişiydi. Ne olması gerekiyor? Arkadaş 1, arkadaş 2, arkadaş 3, arkadaş 4 bekliyorlar. O zaman 4 farklı arkadaştan bir tanesi buraya gelir. Yani 4 farklı kişi buraya gelebilir. Çarpı. Bir kişi buraya geldi. 3 kişi buraya gelebilir. 2 kişi buraya gelebilir. 1 kişi buraya oturacaktır artık mecburiyetten. Bakın şuraya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu koşula uygun olarak 4 çarpı 3, 12, 2 ile çarp 24. Şurada arkadaşlar 24 farklı şekilde oturabiliyor bunlar. Peki bana demedi ki Kerem solda olsun, Tufan sağda olsun. O zaman ne yaparım? Şuraya arkadaşlar gösterelim. Tufan'ı buraya alırım, Kerem'i buraya alırım. Bak tamam mı? O zaman çarpı 2'den 48. Yani şu koşulla Kerem veya Tufan'dan birisi en başta olmak üzere 48 farklı şekilde oturabilirler. Ama arkadaşlar bakın bu koşullardan 1, 2, 3 ve 4 tane var. O zaman ne yapmam lazım? Birinci durumda elde ettiğim ifadeyi 4 ile çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Çarp 4 ile ne yapacaktır? Elde 3, 192. Yani D seçeneği. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burayı bir daha özetleyelim. Burada bu tip sorularda yani arasına bir kişi otursun veya arasına iki kişi otursun diyorsa şöyle bir oturma şeması çizin arkadaşlar. En baştan başlatın. Tamam mı? Bu şekilde olabilir veya bu şekilde olabilir veya işte kayarak gitsin bunlar, tamam? Kayarak gittikten sonra birinci duruma tekrar geri dönün. Birinci durumda diğerlerini oturtun yerine 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 farklı şekilde otururlar. Diğer arkadaşları 24 farklı şekilde otururlar. Ne dedi sonra? Kerem ve Tufan dedim ki hani biri sağında biri solunda olacak şekilde yer belirtmediği için kendi aralarında yer değiştirebilirler dedim. Çarpı 2'den 48. Birinci duruma ait 48 farklı durum var. Ama bu durumlardan 1, 2, 3, 4 tane olduğu için ne yaptım? 4 ile çarparak 192'yi buldum. Evet geçtik bir sonraki soruya. 4 mühendis, 4 savcı yuvarlak bir yemek masasına 2 mühendis arasına 1 savcı, 2 mühendis arasına 1 savcı olmak şartıyla kaç farklı biçimde oturabilirler diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın yuvarlak bir yemek masasını çizdik. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce kimi oturtalım? Mühendisleri oturtalım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın yuvarlak bir masa olduğu için mühendisler ne yapacaktır? 4 eksi 1 eşittir 3. 3 faktöriyel şeklinde oturacaklardır. Tamam mı arkadaşlar burayı? Anlayabildik mi? Çünkü bakın şu anda yuvarlak masa bomboş. İlk olarak mühendisleri oturtuyorum. Yuvarlak bir masa etrafına oturma şartımız neydi? N kişi varsa N eksi 1 faktöriyel şeklinde oturabilirlerdi. O zaman arkadaşlar mühendisleri oturtuyorum bakın. Şöyle mühendis 1, mühendis 2, mühendis 3, mühendis 4 dedim. Burası tamam mı arkadaşlar? Mühendisleri kaç farklı şekilde oturttum? 3 faktöriyel şeklinde oturttum. Geldim savcılara. O zaman savcı 1, savcı 2, savcı 3, savcı 4 diyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Savcılar artık şu aralara girecek bakın. Savcılar için dönel permütasyon uygulamanıza gerek yok. Çünkü bunun başladığı ve bittiği yer artık belli. Yani şu mühendisleri oturttuktan sonra savcıların oturabileceği yerler belli. Savcılar buralara oturacak arkadaşlar, tamam mı? Savcılar buralara oturacak. O yüzden savcılar için ne diyeceğiz? Birinci savcı 4 farklı şekilde oturabilir. 4 şuraya. Burası doldu, tamam mı? Sonra buraya gelir 3 farklı savcı oturur. 3 çarpı buraya 2 farklı savcı oturur. 2 çarpı kalan savcı da buraya oturur. Bu şekilde oluşacaktır. Bu da nedir zaten? 4 faktöriyeldir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman bu sorunun cevabı ne olacak? İlk önce mühendisleri oturttum. Yuvarlak masayı doldurdum. 3 faktöriyel.
Daha sonra savcıları aralarına oturttum çarpı 4 faktöriyel. Bitti. Bakıyoruz nerede arkadaşlar? 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Evet, geçtik bir sonraki soruya. 4 şıklı bir sınavın ilk 5 sorusunun cevap anahtarı arka arkaya iki doğru şık aynı olmayacak şekilde kaç farklı şekilde hazırlanabilir demiş arkadaşlar. Şimdi 4 şıklı bir cevap anahtarı birinci soru mesela A, B, C, D olsun. İkinci soru arkadaşlar artık yazmıyorum aynı olsun. Üçüncü soru şöyle, dördüncü soru, beşinci soru. Şu şekilde bir cevap anahtarı hazırlayacağız. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor bize? Koşul sunmuş değil mi? Arka arkaya iki doğru şık aynı olmasın demiş. O zaman arkadaşlar birinci sorunun cevabını istediğim şey yapabilirim. Tamam mı? 4 farklı durum söz konusu. 4. Geldik ikinci soruya. Şimdi mesela bunu işaretlemiş olayım doğru şık olarak. Artık altındakini işaretleyebilecek miyim? İşaretleyemeyeceğim. Çünkü doğru şıklar ne olmayacak? Alt alta gelmeyecek. O zaman şu üçünden birini işaretlemek zorundayım. 3 farklı seçim yapabilirim. Bir alttaki soruya bakalım arkadaşlar. Burada da bunu işaretlemiş olalım. Aynı mantık gereği artık. Bunu burada işaretleyemeyeceğim için 3 farklı seçim yapabilirim. Aynı mantık. Bunu işaretlemiş olayım. Bunu işaretleyemeyeceğim için 1, 2, 3 farklı seçim yapabilirim. Değil mi arkadaşlar? Bunu işaretlemiş olayım. Bunu işaretleyemeyeceğim için 1, 2, 3 farklı seçim yapabilirim. O yüzden ne yapacağız? Burada oluşturabilecek cevap anahtarları 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 3 üzeri 4 çarpı bir tane de 4 burada var arkadaşlar. 3 üzeri 4 çarpı 4 farklı şekilde cevap anahtarı oluşturabileceğim. Bakıyorum nerede? C seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.